Sayın yarışseverler, 1 Ekim Cumartesi günü Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 9 koşulu yarış programı gerçekleşecek ve start alacak olan safkanların idman pisti görüntüleri geliyor ekranlarınıza. 1 numaralı Bologna, 29 Eylül günü Harun Kılıçarslan idaresinde iç pistte son çalışmasını gerçekleştirdi. Bu safkanın 800'ü 52, 400'ü 25 olduğu bu galobuyla idman pistinden ayrıldı Bologna. 2 numaralı Native Power içteydi, dışta ise White Storm var. 29 Eylül'de Onur Fidan'la çalıştığı Native Power 800'ü 49,5, son 400'ü 24,7 olduğu içteki safkandı. 3 numaralı Rockstar İsmet Akkılıç idaresinde 29 Eylül günü piste çıktı. 600 metrelik galobuyla son çalışmasını tamamladı. 636,7, son 400'ü ise 24 oldu. 4 numaralı Single Version ekranlarımıza geliyor. 29 Eylül günü Onur Fidan idaresinde çalıştı. Cumartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasında 800'ü 52, 400'ü 24,7'lik bir derece ortaya koydu. 5 numaralı Touch of Power dıştaki safkandı arkada ve Agent Touch'ta içte önde olan safkan değerli izleyenler. Ramazan Bayram'la 29 Eylül günü çalışan Touch of Power'ın 851,6, 400'ü 25,5 oldu. 6 numaralı Hearts and Minds ekranlarımıza geliyor. 25 Eylül günü Cengiz Aydoğan'la çalıştı ve dıştaki safkandı, içte ise Secret Rose var. 25 Eylül günü 1005,5, 400'ü 27,6 oldu. Dışta 7 numaralı Kelpi, içte ise Bird of Fire var. Ayhan Kurşun'la 29 Eylül günü çalıştı bu safkan. 851,8, son 400'ü 25 oldu. Bu koşuda görüntülerimize gelen son safkansa 8 numaralı Medellin, Orhan Akgönül'le 29 Eylül günü çalıştı. 638, son 400'ü 24 oldu. Bir numaralı Bebe Eşa 26 Eylül günü Orhan Akgönül idaresinde çalıştı. 1200'ü 1.17,5, 1000'i 3.5, 400'ü 25.2 olan uzun yarış galobuyla idman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Katerina ekranlarımıza geliyor. 29 Eylül günü Metehan Kılıç idaresinde piste çıkan bu safkanın 638, 400'ü 24.8 olan yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 4 numaralı Lega Lady 29 Eylül günü Halil İbrahim Akkaya idaresinde çalıştı. Bu safkanın 637,8, son 400'ü 25 oldu. 30 Eylül günü Mehmet Çelik'le iç pistte çalışan 5 numaralı Demir Ataş'ın 400'ü 27,5 olan kısa düzlük sprinti geliyor ekranlarınıza. 6 numaralı Real Chance 29 Eylül günü Müslüm Örtünç idaresinde piste çıktı. 600 metrelik galobuyla son çalışmasını tamamladı. 637,2, 400'ü 24,2 oldu. 7 numaralı Wimble 29 Eylül günü 600'ü 40,7, son 400'ü ise 25,7 oldu. Bir numaralı Albreo, 29 Eylül günü Orhan Akgönül idaresinde piste çıktı. 800'ü 53,5, 400'ü 25,2 olan yarış galobuyla cumartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. 2 numaralı Jean Bolt İsmail Demir'le 26 Eylül günü iç pistte 1000 metrelik uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Bu safkanın 1000'i 4, son 400'ü 25,5 oldu. 3 numaralı Mecnun 29 Eylül günü Uğur Demir idaresinde piste çıktı. 800'ü 51, 400'ü 24,5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı Mecnun. 4 numaralı Oğlum Çiçek 25 Eylül günü Servet Ceylan idaresinde çalıştı. Bu safkanın 1000'i 4,5, 400'ü 25,3 olan uzun yarış galobunu izliyorsunuz.
İçte 5 numaralı Sharp Glaze, dışta ise King of Castle var. 29 Eylül günü Ayhan Kurşun idaresinde çalışan bu safkanın 800'ü 49,5, son 400'ü 24 oldu. İçteki safkandı Sharp Glaze. 6 numaralı Anares ekranlarımıza geliyor. 29 Eylül günü İsmail Yıldırım idaresinde piste çıktı 600 metrelik yarış galobuyla. Son çalışmasını tamamladı. 637,8, 400'ü 24,5 oldu. Arkadaki safkan 8 numaralı Secret Song. Berat Aysen'le 25 Eylül günü çalıştı. 854,2, son 400'ü 27,5 oldu. Bir numaralı Lady Sephora 29 Eylül günü Furkan Çetin idaresinde 800'ü 49,7, 400'ü 24,2'lik yarış galobunu tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. İki numaralı Aybüke 29 Eylül günü Savaş Gürkan idaresinde çalıştı. 600'ü 40,5, 400'ü 26 olan yarış galobuyla cumartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı Aybüke. İçte 3 numaralı Fearless Rival, dışta ise White Rose var. Kadir Baltacı'yla 29 Eylül günü Fearless Rival'ın 850,5, 400'ü 24,4 oldu. İçte ve önde olan safkandı Fearless Rival. İçte önde olan 4 numaralı Vice Versa, arkada kalansa Repairman'di. Mennan Bal'la 27 Eylül günü çalıştı. 1200'ü 119,2, 1005,2, 400'ü 25 olan uzun yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza Vice Versa. 5 numaralı Bird of the Fire ekranlarımıza geliyor. İçteki safkandı. Dışında ise birinci koşuda start alan 7 numaralı Kelpi var. Harun Kılıç Arslan'la 29 Eylül günü 851,8, 400'ü 25 oldu Bird of the Fire'ın. 6 numaralı Docile Girl Halil İbrahim Akçay idaresinde 29 Eylül günü çalıştı. 800'ü 51,2, son 400'ü 25,5 oldu. Yedi numaralı Şirinoğlu 29 Eylül günü Mehmet Keskin idaresinde 800'ü 53, 400'ü 26 olan yarış galobunu tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. Sekiz numaralı President of City. Bu safkan da Uğur Kulak'la 29 Eylül günü sabahın erken saatlerinde 638,9, 400'ü 24,2'lik yarış galobunu tamamlayıp cumartesi start alacağı yarış öncesi idman pistinden bu şekilde ayrıldı. 9 numaralı White Rose ekranlarımıza geliyor. White Rose dıştaydı. İçte ise bu koşuda start alan 3 numaralı Fearless Rival var. Harun Kılıç Arslan'la 29 Eylül günü 850,5, 400'ü 24,4 oldu White Rose'un. Bir numaralı Bay Emir dışta önde olan safkandı. Arkada kalansa Kahya Atay. 28 Eylül'de Ozan Bulut'la Bay Emir'in 854,8, 400'ü 27,5 oldu. 2 numaralı Kara Mustafa 29 Eylül günü İstanbul'da iç pistte Cuma Altunbaş idaresinde cumartesi günü Ankara'da start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı. Kara Mustafa'nın 600'ü 43,2, 400'ü 28,4 oldu. 3 numaralı Kardeşcan da Bursa'da son hazırlıklarını tamamladı. 29 Eylül'de Mehmet Şah Yeşilbudak'la iç pistte çalıştı. 600'ü 44,9, 400'ü ise 29 oldu. 4 numaralı Mahsun Kral Emrah Sincan'la 29 Eylül günü 855,5, 400'ü 27,5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp idman pistinden ayrıldı. Beş numaralı Tuncer, Bursa'da Doğukan Karanfil ile 27 Eylül tarihinde 1400 metrelik uzun yarış galobuyla Ankara'da start alacağı yarışı öncesi çalışmasını tamamladı. 1400'ü 1.41, 1000'i 1400'ü 28,7 oldu. 6 numaralı Zafer Meydanı da 1200 metrelik uzun yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 27 Eylül'de Onur Fidan'la Zafer Meydanı'nın 1200'ü 1.31,3, 1000'i 14,5, 400'ü 30,2 oldu.
7 numaralı Bilirhan 29 Eylül günü Nizamettin Demir'le 641.4, 427.4 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. Sekiz numaralı Bordo Mavi bu safkan da 27 Eylül günü Nizamettin Demir'le 1000 metrelik uzun yarış galobuyla bu koşuya hazırlandı. Bordo Mavi'nin 1000'i 11.7, 400'ü 28.2 oldu. 9 numaralı Canım Kardeşim 27 Eylül günü Servet Ceylan idaresinde çalıştı. 800'ü 56.2, son 400'ü 28.2 oldu. 10 numaralı Can Mete 29 Eylül'de Osman Koparan'la İstanbul'da iç pistte çalıştı. 638.7, son 400'ü 25.2 oldu 10 numaralı Can Mete'nin. 11 numaralı Özaydın Ayhan Kurşun idaresinde 29 Eylül günü 641.9, 400'ü 27.7'lik yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 12 numaralı Şimşek Efe ekranlara geliyor. 29 Eylül günü Gökmen Gökçe ile İstanbul'da sentetik pistte çalıştı. 400'ü 26.3 oldu. Bir numaralı A Turbo 29 Eylül günü Şinasi Gökçe ile İstanbul'da iç pistte çalıştı. 600'ü 41.6, son 400'ü 27.8 oldu A Turbo'nun. 2 numaralı Al Bayhan 29 Eylül günü Muhittin Korkmaz idaresinde 600'ü 43.2, 400'ü 27.8 olan yarış galobunu tamamlayıp cumartesi günü start alacağı yarış öncesi de son çalışmasını tamamladı. 3 numaralı Boğaz Çocuğu Halil Polatlı 26 Eylül günü çalıştı. 800'ü 56.9, son 400'ü 28.5 oldu. 4 numaralı Demir Berke, Zekeriya Dar idaresinde 29 Eylül günü İstanbul'da sentetik pistte çalıştı. 638.4, son 400'ü 25.8 oldu. 5 numaralı Deniz Efe ekranlarımıza geliyor. Özgür Gönültaş da 29 Eylül günü İstanbul'da iç pistte çalıştı. 1009.7, son 400'ü 26.4 oldu 5 numaralı Deniz Efe'nin. 6 numaralı Derya Ateşi Cengiz Aydoğan'la 29 Eylül günü çalıştı. 855.5, 400'ü 27.8 oldu. 8 numaralı Kurtoba ekranlarımıza geliyor. Kurtoba arkadaydı, önde ise Line Francesco var. Kocaeli'de Yusuf Aktaş'ta 29 Eylül günü 855, 400'ü 26.6 oldu. 9 numaralı Mahir abinin Onur Yılmaz idaresinde 29 Eylül günü 1000'i 9.8, 400'ü 27.8 olan uzun yarış galobu geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Mr. Win 29 Eylül'de Ramazan Bayram'la çalıştı. 600'ü 43.2, son 400'ü 28.2 oldu. 11 numaralı Nasuh ekranlarınıza geliyor. 29 Eylül günü Metehan Kılıç idaresinde piste çıkan bu safkanın 600'ü 41.4, 400'ü 27.2 oldu. 14 numaralı Şahin Mahmut 29 Eylül'de Muhammed Özdemir'le çalıştı. 800'ü 55.2, son 400'ü ise 27 oldu. 16 numaralı Büyük Yıldız Halil Köse ile 29 Eylül günü 400'ü 25.5 olan kısa düzlük sprinti ile geliyor ekranlarınıza. 17 numaralı Yamaç Torunu Mahsun Turan ile 29 Eylül günü 600'ü 41, 400'ü 27'lik bir derece gerçekleştirerek İtman pistinden bu şekilde ayrıldı.
Bir numaralı Agent Touch içte önde olan Safgan'dı, dışta arkada kalansa Touch of Power'dı. 851-425.2'lik yarış galobunu 29 Eylül günü Kadir Demirel'le gerçekleştirdi Agent Touch. 2 numaralı Altın Sima 30 Eylül günü Seyit Kan'la çalıştı. 425.3 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı. 3 numaralı Aventus 29 Eylül günü Emre Nalbant idaresinde çalıştı. 851.4 425 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı 3 numaralı Aventus. Dört numaralı PUBG ekranlarımıza geliyor. 29 Eylül günü Cengiz Aydoğan idaresinde çalışan bu safkanın 800'ü 49.9, 400'ü 25.2 oldu. Arkada kalan 5 numaralı Repairman'di. Serkan Yıldız'la çalıştı. Önde olansa vice versa. 27 Eylül günü Serkan Yıldız idaresinde Repairman'in 1005.8, 400'ü 26.3 oldu. 6 numaralı Sesto Elemento Onur Fidan'la 29 Eylül günü çalıştı. 851.4, 426 olan işiyle İtman pistinden ayrıldı. Yedi numaralı Vay Tuna Vay Bünyamin Polat'la 29 Eylül günü 637.5, 400'ü 24.6'lık işiyle son çalışmasını tamamlayıp İtman pistinden ayrıldı. Bir numaralı Malko Çağan 29 Eylül günü Cihat Yıldırım idaresinde çalıştı. 851.2, 425 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı Malko Çağan. 2 numaralı Expectancy 29 Eylül günü Çağdaş Beyaz Toprak idaresinde 637.7, 400'ü 24.7'lik galobuyla geliyor ekranlarınıza. 3 numaralı Antiyokos Cihat Yıldırım'la 29 Eylül günü çalıştı. 637.6, 400'ü 24.3 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 4 numaralı Labrezza 29 Eylül günü Emre Nalbant'la çalıştı. 850.8, 400'ü ise 25.2 oldu. 6 numaralı Sine Sipse 29 Eylül'de Erhan Demir'le iç pistte çalıştı. Cumartesi günü start alacağı yarış öncesi ve son çalışmasında 639.7, 426.4'lük bir derece gerçekleştirdi. Bir numaralı Prenses Evrim ekranlarımıza geliyor. 29 Eylül'de Nizamettin Demir'le çalıştı ve 426 olan kısa düzlük sprintiyle İtman pistinden ayrıldı Prenses Evrim. 3 numaralı Blue Valentine 25 Eylül'de Aykut Kılıç'la çalıştı. 1005.8, 400'ü 26.7'lik uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Crispy 29 Eylül günü Uğur Temur idaresinde piste çıktı. 600 metrelik galobuyla cumartesi günü start alacağı yarış öncesi son çalışmasını tamamladı Crispy. 638.5, 400'ü 24.8 oldu. Dışta önde olan 6 numaralı Grey Princess'ti ve içte arkada kalansa Askloya Patra 29 Eylül günü Mert Mendirme ile 852.5, 400'ü 25.7 oldu. 7 numaralı King Avşar Aykut Kılıç'la 29 Eylül günü sabahın erken saatlerinde 800 metrelik yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. King Avşar'ın 800'ü 50.2, son 400'ü 25.5 oldu. 8 numaralı Queen Zahra Ayhan Polat'la 28 Eylül günü 800'ü 52.3, 400'ü 25.7'lik yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 9 numaralı Real Chief Ali Çıkman'la 29 Eylül günü çalıştığı 400'ü 25.2 olan kısa düzlük sprintiyle geliyor ekranlarınıza.
10 numaralı Semba Supi Gümüş'le 28 Eylül tarihinde 800 metrelik yarış galobuyla bu koşuya hazırlandı. Semba'nın 800'ü 51.4, son 400'ü 25.4 oldu. 11 numaralı Wabi Sabi Supi Gümüş'le 29 Eylül günü 851, 400'ü 25.3'lük bir derece ile idman pistinden ayrıldı. 12 numaralı La Petra Savaş Gürkan'la 29 Eylül günü iç pistte çalıştı. Bu safkanın 600'ü 41, 400'ü 25.8 olan yarış galobunu izliyorsunuz. 13 numaralı My Line Sun Halil Köse ile 23 Eylül günü iç pistte çalıştı. 637.8, 400'ü 25 oldu. 7 yarışseverler Ankara İdman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşça kalın.